Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 9 Ağustos 2023, yayınımıza Zap'tan ve Rojava'dan bazı son haberleri sizinle paylaşacağız. Öncelikle Rojava'ya yönelik saldırılar devam ediyor ve bugün de Aynisa'nın bir köyüne yönelik Türkiye ve Türkiye'ye bağlı güçlerin saldırısı sonucu maalesef 3 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de yaralandı. Katledilenlerden 3'ü de aynı aileden. Yine Afrin'e yönelik saldırılar da var. Afrin İnsan Hakları Örgütü konuya dair bir rapor açıkladı. Demokratik Suriye Güçleri Basın Merkezi de Rojava'ya yönelik son günlerde artan SİHA saldırılarına misilleme olarak bir eylem görüntüsü yayınladı. Demokratik Suriye Güçleri'nin Türkiye'ye bağlı güçlere, silahlı gruplara yönelik bir operasyon düzenlediği ve bu operasyonda 6 çetenin öldürüldüğü açıklanıyor. Bu konuya dair bir görüntü de var ve Zap'tan da bazı yeni haberler var. Öncelikle bu haberleri verelim. Biliyorsunuz Zap'a yönelik 2 senedir 17 Nisan 2022'de bir saldırı başlamıştı. Sonra Zap'ın batısında özellikle Kırşın Türk Ordusu, Türk askerleri orada çekilmek durumunda kalmışlardı ve bu yılın 21 Ağustos'undan itibaren de Zap'a yönelik saldırılar devam ediyor. Bugün Türk Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2 asker daha öldü Zap'ta. Bu Ankara'da yapılan resmi açıklama da böyle belirtiliyor. Yine HPG'nin de açıklaması var. HPG de hem saldırılara ilişkin, yani Zap ve çevresine yönelik saldırılara ilişkin, hem de orada gerilla güçlerinin verdiği cevaplara ilişkin bazı bilgiler var. Fırat Haber Ajansı'nda ve HPG sitesinde bu bilgiler yer alıyor. HPG'nin 11 darbeleme eylemi yaptığı, 7 Ağustos, 8 Ağustos, 9 Ağustos ve 6 Ağustos tarihlerindeki saldırılara ilişkin bu açıklamada detaylı bilgiler var. Şimdi bugün Türk Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özer Zap'taki çatışmalarda öldürüldü. Şimdi geçen sene 17 Nisan'dan itibaren başlayan saldırılarda da bazı askerler orada ölmüşlerdi ve hem sonra bunların bazılarına ait kimlik bilgileri, işte askeri mühimmatlar ortaya çıktı, künyeleri. Bazısının da cenazeleri orada kaldı. Gerçekten bu cenazeler ne oldu? Aileler bir araya gidip görüştüler siyasi partilerle, devlet yetkilileriyle, sonra hiç kimse bir şey söylemedi. Yani orada görüntü var, ölen asker var, onun cenazesi var. Üstelik HPG'nin açıklaması var. Üstelik HPG bu açıklamasında aileler gelsinler, Ahmediye'ye gelsinler, oradan bizimle irtibata geçebilirler ya da biz onlarla irtibata geçip bu askerlerin cenazelerini ailelere verebiliriz şeklinde HPG hem de birkaç defa bir açıklama yaptı, çağrı yaptı. Sivil toplum örgütlerine de çağrı yaptı. Ama sivil toplum örgütleri de, siyasi partiler de bu konuda hiç ses etmediler veya cılız bir ses edildi. Sonra bu aileler meclise gittiler, işte siyasi partilerle görüştüler. Sonra Ümit Özdağ'ın partisiyle görüştükten sonra işte devletin bekası gereği bu konuya dair bir açıklamada bulunmayacağız demişlerdi. Ama aileler korkutulmuş olabilirler, devlet onları tehdit etmiş olabilir. Sivil toplum örgütlerinin, insan hakları örgütlerinin, siyasi partilerin bu orada bırakılan, oradan işte kalan asker cenazelerinin ailelerine verilmesi için girişimlerde bulunabilirlerdi ki dediğim gibi böyle bir durum oluşmadı. Ve Zapp'taki duruma ilişkin Ankara'dan gerçekten ne kadar doğru bilgi veriliyor, o da şüpheli. Yani bizler bilgi veriyoruz, işte görüntüler geliyor, işte iddialar var, işte kanıtlar var, işte tanıklar var, korucuların tanıklıkları var, askerlerin anlattıkları var, işte hastaneler dolu, sahra hastaneleri kurulmuş, o var, bu var, birçok bilgi var. Kimyasal silah kullanıldı, kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler yayınlandı. Bu konu uluslararası platformlara taşındı. Türkiye'deki insan hakları örgütleri buna karşı açıklama yaptılar. HDP konuyu meclise götürdü. Birçok durum oldu. Bu konuya ilişkin, özellikle kimyasal meselesine ilişkin birçok eylem yapıldı ve gel gör ki bu konular ne yazık ki çok çabuk tüketiliyor. Zaptan durum budur arkadaşlar. Saldırılar devam ediyor.
HPG gerillaları da orada cevap veriyorlar ve işte günlük olarak da dediğim gibi konuya dair açıklamalar var. Şimdi biraz daha Rojava'ya bakalım. Rojava'da aynı sırada saldırı var. Yine Demokratik Suriye güçlerinin Tel Temir'de verdiği bir karşılık var. Bir misilleme eylemi ve bu eylemin görüntüsü var. Demokratik Suriye güçleri basın irtibat merkezi bugün bu eylemin görüntüsünü yayınladı. Birazdan kısmen bunu sizinle paylaşmaya deneyeceğiz. Ama önce Tel Temir'e bakalım. Tel Temir'de bugün dünden itibaren aslında saldırılar var. Ve El Kef köyü ağır silahlarla bombaladı. Yine SİHA'larla saldırı oldu. Ama en ağır saldırı bugün Ayn Nisa'da oldu. ANHA haber ajansı bu konuya dair zaten bilgileri de paylaşmış. Aynı aileden 3 şehit, 3 yaralı deniliyor. Görüntüleri de var. Ayn Nisa'nın doğusundaki bu saldırı dün oldu ama haber bugün basına servis edildi. Ayn Nisa'nın doğusundaki El Şirke köyünü bombalayan Türk devleti ve onlara bağlı birçok orada gruplar var. İşte bir katliam gerçekleştirdi. Saldırıda İsmail Hadi Halavi'nin ailesinden Hiba Al-Halavi 10 yaşında, Abdullah 3 yaşında ve dedeleri Doza 60 yaşında. Yani bir dedeyle 2 torunu, 2 çocuk katledilmiş. 3 kişi de 12 yaşındaki Melek, 5 yaşındaki Tehani ve anneleri 25 yaşındaki Haya Ömer de yaralanmış. Yaralılar Raka hastanesine kaldırmışlar. Durum bu arada bu arkadaşlar ve Rojava'ya yönelik dediğim gibi saldırılar gerçekten bir nevi hem uluslararası toplum tarafından hem de işte halk toplumun nezdinde bir nevi kanıksanmış. Yani her gün SİHA saldırıları oluyor. İşte orada sınır hattında. Şimdi bazıları çeşitli dijital medya platformlarında işte orada burada niye böyle oluyor, niye bir şey falan yok. Sınır hattı dümdüz bir ova, arazi. Yani Türk uçakları ve işte ağır silahları sınır öbür tarafına geçmeden de saldırı yapabiliyorlar. Orada bir hareketlilik var. İşte köyleri bombalıyorlar, çiftçileri bombalıyorlar. İnsanlar katlediliyor. Zaman zaman işte asayiş güçlerine, YPG güçlerine, Demokratik Suriye güçlerine yönelik suikast saldırıları yapıyorlar ve bunlar da günlük olarak açıklanıyor. Şimdi en son işte Demokratik Suriye güçleri basın merkezi bir görüntü yayınladı. Bugün 9 Ağustos itibariyle ve diyor ki bu son dönemdeki SİHA saldırılarına cevaben Türkiye'ye bağlı gruplara dönük bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonun görüntüleri de var. Demokratik Suriye güçlerinin sayfasında bu var, hatta YouTube sayfasında da var ve burada tabii bir yere operasyon düzenleniyor ve bu operasyonda işte 6 kişi ölüyor ve Demokratik Suriye güçleri bunu ayrıntılı bir şekilde zaten açıklamış. Diyor ki nerede oluyor? Kamışlı şehitleri anısına diyor Türkiye'ye bağlı gruplara Tel Temir çevresindeki konumlanan Türkiye'ye bağlı silahlı gruplara yönelik bir operasyon gerçekleştirdik ve bu operasyon sonucu Türkiye'ye bağlı 6 çete öldürüldü. Bu Demokratik Suriye güçlerinin aynı zamanda şeyde de var, sitesinde de var. sdf-press.com oraya gidip işte bunları okuyabilirsiniz. Hem İngilizcesi var, hem Kürtçesi, hem de Arapçası. Ve bu operasyon diyor ki 3 Ağustos'ta Kamışlı'da Türkiye'ye ait insansız hava aracının yaptığı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış ve diyor ki bu operasyonda Tel Temir Askeri Meclisi üyesi bir savaşçı da hayatını kaybetti. 6 çetede öldürüldü diyor Demokratik Suriye Güçleri Basın İrtibat Merkezi. Durum budur arkadaşlar. Rojava'dan ve Sızat'tan yani birçok bilgi var elbette ama bugün öne çıkan başlıklar bunlardı. Bir de Suriye İnsan Hakları Örgütü, Suriye Afrin İnsan Hakları Örgütü sistematik olarak Afrin'deki saldırılara ilişkin, saldırılar devam ediyor, saldırılara ilişkin rapor hazırlıyor. Bazen 2 ayda, bazen 3 ayda bir, bazen de durumlara göre, işte meydana gelen olayların seyrine göre
rapor açıklıyorlar ve bugün de bir rapor açıkladılar. Deniliyor ki Demokratik Suriye şeyde Şehba'da bir araya gelip bir Ehdas'taki Serdem kampında bir basına, halka açık bir duyuru yapıldı. Yani bir rapor okundu daha doğrusu ve burada deniliyor ki Afrin'de son 7 ayda 13 kişi katledildi. 208 kişi kaçırıldı. 13 kişi katledildi, 208 kişi kaçırıldı. Bu kaçırılanların çoğunun akıbeti bilinmiyor. Bazen insanları kaçırıp işte şey yapıyorlar, ailelerinden fidye istiyorlar, para istiyorlar, işte Türkiye'ye götürüyorlar, Türkiye'de cezaevine atıyorlar, cezaevinde müebbetle falan yargılıyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla zaten bu şeye giden, yani işgal altındaki Afrin'e geri dönen insanların çoğu da zaten YPG ile ilişkileri yok. İlişkisi olsa zaten oraya gitmez. Yani bunlar orada sivil insanlar, bazıları Kürt, bazıları Arap. Ama Türkiye'ye, bağlı çetelere de boyun eğmiyorlar. Orada gidip bağlarını, bahçelerini işte şey yapıyorlar, sürüyorlar. Yani geçimlerini orada sağlıyorlar. Onların yaşamı orada, evleri orada. Oraya gidiyorlar. Herhangi bir olayın içerisine girip işte bir şeye falan katılmıyorlar. Normal sıradan insanlardan bahsediyoruz. Bazılarının işte aileleri Avrupa'ya gitmiş, bazılarının aileleri Rojava'nın diğer taraflarına, bazılarının aileleri dünyanın başka ülkelerine gitmiş ve bunları kaçırarak ailelerinden fidye istiyorlar. Fidye vermeyeni katlediyorlar. Yani işte 7 aylık bilançoda, ki bunlar da bilinen sayılar, 7 aylık bilançoda maalesef 13 kişi hayatını kaybetmiş, yani katledilmiş, 208 kişi ise kaçırılmış ve sadece insan kıyımı yok orada. Yani sadece insanlara saldırmıyorlar. Daha evvel binlerce kez paylaştık. Doğaya saldırıyorlar. Mallar talan ediyorlar. Tarihi yerleri talan ediyorlar. Doğayı talan ediyorlar. On binlerce zeytin ağacını kestiler. Görüntüleri çıktı. Ve son 7 ayda 17 bin ağaç kesmişler. 17 bin ağaç Afrin çevresinden kesilmiş. Bu da Afrin'e ilişkin son bilgi arkadaşlar. Bunları sizinle paylaşmak istedik. Bugün aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik iyi akşamlar.